programımızın, bültenimizin derinliklerine gönderdik. Cenk Bey artık şu sevgili okunmuş haberlerimize hunharca davranmayı kesin. Üzüyorsunuz beni. Ve dördüncü bir haberimiz bir nevi transfer teklifi başlığını taşıyor. Yine Aydın'dan. Bu kez bakın bugün Aydın son derece revaçlı bir şehrimiz Cenk Bey. Aydın'dan bir haber. İzleyelim. Duralım. Neymiş Cenk Bey bu? Aydın amatör süper ligde. Benim anladığım kadarıyla bir futbol takımı Erdem Bey. Hatta iki tane. Evet, Söke Spor ile Bozdağ'ın Belediye Spor arasında oynanıyor Cenk Bey. Burada Söke Spor'lu oyunculardan İbrahim Dağdelen maçı izlemek için stada gelen nişanlısına evlenme teklif ediyor ya da işte kız arkadaşına falan. İzleyelim. Duralım. Bu mu maçı izlemek için stada gelen nişanlısı Cenk Bey? Futbolcu bu olamayacağına göre nişanlısı budur herhalde Erdem Bey. Gerçekten çok güzel mantık yürütmeleriniz var. Acaba reji az evvelki güzel olayımı görüntüleyebildi mi? Görüntüleriler az buçuk ama şimdi herhalde rejiden gidip getirmesini istemeyeceksiniz. Evet, Gökay şu benim elimdeki zopa düştü, onu alabilir miyim şu arkada? Getirme Gökay. Bu arada izleyicilerimize bakıp rejiyle konuştum Cenk Bey. Aferin size. Evet, izleyelim. Duralım. Şimdi bu sahada, yani hakem bence bu maçı iptal etmeli ya da yani sahada bir şekilde olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki yerde Cenk Bey. Kenarındadır. Evet. Yani normal saha çizgileri dışındadır. Olsun, yine de orası da sonuçta spor, yani futbol sahasının içerisinde taça çıkıyor top, bir şeyler oluyor. Ayrıca bunun üzerine gelir basarlar falan, hiç olacak iş değil. Gerçekten futbol sahasına neler konmalı çok iyi biliyorsunuz ama Türkçemizde soru ekleri ayrı yazılır. Herhalde. Ayrı yazılır. Misin kısmı ayrı yazılmalıydı. Buradan ben sevgili İbrahim Dağdelen'e bu vesileyle kendisini hem tebrik ediyorum hem de bir şeyi daha, gerçi biraz geç bir yaşta öğrenmiş oluyor bu güzide bilgimizi ama olsun, öğrenmenin yaşı yoktur değil mi Cenk Bey? Tabii ki. Ayrıca bu sevgili pankart daha sonra başkaları da nişanlılarına evlenme teklif etmek üzere kiralanabilir. Evet, yani bence hanımefendi biraz alınmıştır. Bunda benim adım yazmıyor falan şeklinde düşünmüş olabilir i̇şte yani. İşte o yüzden adını yazmamış bence İbrahim Bey. Son derece bu işin ticaretini yapmaya yönelik bir şey yapmış Cenk Bey. Diğer futbolcu arkadaşlarına da bu pankartı kiralayarak bir geçim kaynağı yaratmış oluyor. 50 milyondan kiralası Erdem Bey. 11 kişi, 10 kişi, 50 çarpı 100, 500 milyon lira iyi para. İlla kendi takımına kiralamak zorunda değil. Bence böyle bir pankart her gün birine kiralanabilir. Çünkü yaptırmaya kalksanız nereden baksanız 300-400 milyon verirsiniz buna Cenk Bey. 50 kağıda kiralarsınız sağa sola. Öyle yapacağımıza direkt evleniyor musun, evlenmiyor musun falan gibilerinden sorsak olmaz mı Erdem Bey? Tabii canım, yumruğu masaya vurup evleniyorsan evlen, evlenmiyorsan ben gidiyorum diyerek delikanlı adamın evlenme tarzını kendisine gösterebilirdik evet, aslında. Evet, haklısınız. Evet, haberimizde daha devam eden bir şey var mı? Fotoğraflar vardı galiba. Evet, izleyelim. Duralım. Evet, bu kim Cenk Bey? Bu Erdem Bey, tahmin edeceğimiz üzere Nottingham Forest'li futbolcu George Sheldon. Yine atmosfer haberlerinizle karşınızdaydınız. Yani bu sonuçta tabii ki evliliği, evlenme. İbrahim Bey, evet. İzleyelim. Ve bu da nişanlısı. Nasıl, evet. Yakışıyorlar mı? Bu habere niye böyle koymuşlar Erdem Bey? Fotoğraf karesi şeklinde. İşte yani İHA Cenk Bey sonuçta. İzleyelim. Bu kadar herhalde haberimiz. Teşekkür ediyoruz. Ve sırada tuhaf isimli bir haberimiz var. Eurauk başını taşıyor. Bir de siz okursanız Cenk Bey. Eurauk şeklinde bir haberimiz. Bakayım, evet. Reji doğru yazmış mı? Evet, doğru. Aferin reji. Bravo Cenk Bey. Evet, Kars'tan bir haberimiz, izliyoruz. Bu arada ben Cenk Bey müsaadenizle zopamı almaya gidiyorum. Hadi güle güle. Gerçekten de bakalım fırlatmışsınız. Bugün yağıyor. Duralım, duralım bir saniye. Ne diyor Cenk Bey? Kar bugün yağdı diyor ama kendisi şöyle diyor. Bir baştan izleyelim. Ben orada muhabirin sorusunu da duyabilirim. Aa, bu arada bu köpek çok güzel değil mi Cenk Bey? Gerçekten alınabilir bir köpek. Bir çoban köpüğü. Duralım. Hakikaten süper bir köpekmiş yağdı Cenk Bey. Sevgili izleyiciler bakın ne kadar şirin. İzleyelim. Kar bugün yağıyor. Duralım. Bence amcamız ya yani soğuktan dolayı herhalde bir soğuktan konuşumdan. Yani zira bu İstanbul'da bile 2 dakika ayaz olsa sevgili çene kemiği ve eklem adını verdiğimiz şeyler
şeklinde kalıyor. Donuyor, evet. Bu kar bugün yağdı diyor arkadaşımız. İzleyelim. Saat 10'da. Saat 8'de. Ne zor seçiyorsun şu anda? Zor çekir. Ne sıkıntılar seçiyorsun? Durun. Bir dakika. Biraz ne soruyorum abi? İşte onu görelim ki cevabı anlayabilelim. Biraz başa gelelim. En azından cevabı anlama ihtimalimiz doğsun. Evet. Evet. İzleyelim. Ne zorluklar çekiyorsun şu anda? Duralım. Soru şu. Ne zorluklar çekiyorsun şu anda? Zaten yani bu arkadaşımızın diye cevap vermesi çok normal böyle bir soruya. Ben de olsa böyle cevap verirdim. Yani sıcak bir ortamda da böyle cevap verirdim. Kükrerdim diyorsun. Yani ne zorluklar çekiyorsun şu anda? İzleyelim. Ne tür sıkıntılar çekiyorsun? Soğuk oluyor. Üşüyorsun. Ha, üşüyor. Koyun üstünce yürü, durur. Duralım. Burada soruyu anladınız mı Cenk Bey? Burada soruyu duymadık ki hiç. Yok mu soru? Yok. Biraz soru. Evet, bu cevabın başından girelim Reci. Biraz çevik olalım baştan. Evet, izleyelim. Koyun üstünce yürü, durur. Yutamaz. Çok mu soğuk? Çok soğuk. Daha kaç gün daha koyun otlayacak böyle? Ha? Koyun daha ne kadar otlayacak? Bir ay. Duralım. Evet, burada son derece anlaşılır bir şekilde bir ay diyor. Bu arada az evvelki soruyu da anlamış mı olduk Cenk Bey? Soğuk mu burası? diyor muhabirimiz. Bu muhabirimiz de sevgili çoban dostumuzu çileden çıkarmayı başarıyor. Evet, yani bence bu muhabirimiz sevgili amcamız da değil, gidip şuradaki diğer doğadaki dostlarımızla konuşsa o soruları onlar alacak cevaplar. Yine içinde aynı soruları sorar diyoruz. Evet, izleyelim. Evet, gerçekten ilginç bir röportajdı. Kendisini tebrik ediyor. Yeni haberlerini ve yeni röportajlarını HÖTÜK'te görmek istiyoruz. Değil mi Cenk Bey? Kesinlikle Erdem Bey. Bakayım muhabirin adı yazıyorum. Bedir Altunok. Ve sırada amcamız yazıyor, teyzemiz dinliyor başlıklı haberimiz var. Teyzemiz bir mankın Cenk Bey. Şanlıurfa'dan bir haber. Mankın konkın. Mankın Ece Gürsel. İzleyelim. Ufalı, ben de Urfalı. Bugünün de Ece sana sevdalı. Bugün derim gülmez olaydı seni. Bugünün de sevmez olaydı seni. Bu gözlerin gülmez olaydı seni. Bu gönlüm de sevmez olaydı seni. Ben senin aşkından olmuşum deli. Yine mi yandırdı senin güneşin? Ben senin aşkından oldum serseri. Yine mi yandırdı senin tatlışın? Ben ufarı devir tutayım. Duralım. Nasıl buldunuz Cenk Bey? Sana gözlerimden damlayan bir iki yaşa zar zor engel oldum Erdem Bey. Bence olamadınız Cenk Bey. O yaşların damladığına ben de şahit oldum. Evet. Peki anında yazım adını verdiğimiz bir teknikle mi yazıyor artık? Anında yazım tekniği ve de Ece adlı hanım teyzemiz de gayet şey bir şekilde. Evet. Falan diye süzülüyor. Biraz utanç var tabii. Biraz evet. Yani utanç derken utangaçlık anlamında yani utanç demeyelim. İzleyelim. Çakıcı Şanlıurfa. Nasıl buldunuz? Canımı güzelim nasıl? Canım göt götü güzel. Peki şiiri ne zaman bestelediniz? Fidan boyuyla ince belli, güler yüzü, tatlı dilli, melaş soyuyla, güzel boyuyla. Benim için yazmamıştır değil mi? O daha önceden yazmıştır da ezberinde. Duralım. Gerçekten ilginç bir ortam değil mi Erdem? Bir tarafta akvaryum, bir tarafta şarkı söyleyen bir dedi. Bir tane manken, bir tane çiğ köfte falan amca. Evet, yani zaten böyle bir dörtlüyü bir araya getirmek zor sanırım. Böyle o yüzden haber değil. Biz bir araya getirsek saçma derler. Yani. Saçma derler. Yani sırayla sayarsak çiğ köfte, manken, şair amca ve akvaryum. Neymiş peki Cenk Bey bu? Bir iş yeri açılışıymış. Evet. İzleyelim. Bitti haber. Bitti haberimiz. Peki, teşekkür ediyoruz. Kaç dakika var programımızın nihayesine Reji? Son bir dakika. Sormasak program bitmişti mi diyeceksin? Evet, yani sormasak program bitecek. Biz burada hala konuşacağız sevgili izleyiciler. Yani demek şu Reji'nin yaptığını görüyor musunuz? Fazladan konuşturmak için böyle yapıyor Erdem Bey demek ki. Bu arada delikanlı nüdemiz başlıklı haberimizi maalesef sizlere yetiştirememiş olduk sevgili izleyiciler. Belki kim bilir yarın bu habere değinebiliriz. O yüzden yarına kadar hoşça kalın sevgili izleyiciler. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Canım tutuyorsunuz.